Konya Büyükşehir Belediyesi'nin proje tanıtımları devam ediyor. Süleyman Karaca şu an Zindan Kale Sanat Galerisi'nde bizleri bekliyor. Hemen sözü Süleyman Karaca'ya bırakıyoruz. Teşekkürler Koray Can'dan. Evet, Zindan Kale Otoparkı ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Niye burayı seçtik? Hani içeride değiliz. Çünkü bugün çekimlerinden sonra da herkes Zindan Kale Sanat Galerisi nerede diye sormaya başladı. En iyisi herkese net olarak gösterelim. Evet, sanat galerimiz Zindan Kale'nin hemen diğer girişinde sanat galerimiz. Bu şekilde özetleyelim. Konya'mızda çok önemli bir fuar gerçekleştiriliyor, organizasyon gerçekleştiriliyor. İkinci Konya Kitap Günleri başladı ve yanımızda Konya tarihinde çok değerli bir isim Profesör Doktor Saim Sakal Hocam var. Hocam 55 kitabınız oldu değil mi yayınlanan? İnşallah 56. matbaada. Oh ne kadar güzel, ne mutlu. Konya'mızda büyük bir değersiniz. Sağ ol, teveccühünüz. İnşallah daha da güzel şeyler olacak. Konya'mızda bu tip fuarlar neler diyeceksiniz hocam? Valla Konya'da böyle bir fuarın açılması son derece mutlu etti. İstanbul'un, Bursa'nın, İzmir'in, Adana'nın kitap fuarlarını, ilanlarını gördükçe işimiz giderdi. Ama artık şimdi bizim de bir Konya Kitap Günlerimiz var, fuarımız var daha doğrusu. O bakımdan düzenleyenlere, katılanlara herkese çok teşekkür ediyorum. Zindan Kale Sanat Galerisi de güzel oldu. Hani bir otopark vallahi olarak düşünüldü ama. Galeri olmaktan çıktı. Bu bir kitap fuarı gibi geldi bugünler için. Ama bana kalırsa esas özelliği Zindan Kale adının altında etrafa ışık saçacak bir kitap dünyasının var olması. Ne kadar güzel. Sayın Hocam devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Konya tarihi için çok teşekkür ediyoruz. Çok yine teşekkür programlarımızı ederim. Ağırlamak istiyoruz. Tabii. Güzel bir organizasyon dedik. Hasan Yaşar Hocam hem müzeler müdürü hem aynı zamanda da bu organizasyonun başındasınız. Kaç yazarımız geliyor, neler olacak, kaç gün sürecek? Değerli Hasan Hocam'dan bilgileri alalım. Evet, 61 tane yazarımız geliyor. Hem imza günleri, hem söyleşiler, hem kitaplarla dolu, binlerce kitabın olduğu bir ortam. Tüm Konyalıları bu organizasyona çağırıyoruz, bu fuara çağırıyoruz. Yani kitapsız bir hayatın olmadığını düşünüyoruz. Bizim medeniyetimizin kitap medeniyeti olduğunu biliyoruz. Ve bu medeniyetimizi daha bilinçli, daha okuyarak yaşamak istiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. Gerçekten Konyalılar da çok güzel teveccüh gösterdiler. Evet. Bu teveccühün artarak devam etmesini istiyoruz. Ve bu fuarların Konya'mızda geleneksel hale gelmesini ve her yıl mutlaka düzenlenmesini istiyoruz. Bunun için de yola çıktık. İnşallah muvaffak oluruz. Şimdi Sayın Hocam'a dikkat çekecektir. 10'a kadar açık. Hatta ve hala yoğun. İnanılmaz yoğun. Ne kadar güzel. Yani halk yoğun ilgi gösteriyor. Gerçekten. Sabah 9'dan. Sabah 10'dan akşam 9'a kadar 21'e kadar açık. Ne güzel. Her dakikası dop dolu. Elhamdülillah. Yakup Akkanat yine organizasyonda süpersiniz. Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Biraz yorulduk ama değdi. Bütün Konya halkını davet ediyoruz fuarımıza. Çok teşekkür ederiz. Nasrettin hocasız olmaz herhalde. Evet, Konya'daki bütün çocuklar bakın bana bakın. Ben bu kitap fuarında burada sizi bekliyorum. Size ne mi veriyorum? Kitap dağıtıyorum çocuklar. Konya Büyükşehir Belediyesi standının önünde beni bulabilirsiniz. Hadi durmayın. Gelin ya. Gelin ya. Allah razı olsun. Efendim isterseniz şimdi çekimlerimizi izleyelim, sonrasında yine burada olacağız. Sevgili seyircilerimiz, Zindan Kale Sanat Galerisi'ndeyiz. Bugün gerçekten çok muhteşem. Herkes gelmeli. Kitap severler mutlaka gelmeli. Çünkü Konya Kitap'la buluşuyor. İkinci sefer buluşuyor. Açılışını Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, yazarlarımız, kitap evlerimiz. 60 yakın kitap evi var. Evet sevgili seyircilerimiz, Konya Kitap Günleri'nin ikincisi gerçekleştiriyor. Zindan Kale Sanat Galerisi'ndeyiz ve gerçekten muhteşem. İşte amacına ulaşan bir proje daha. Fenli projeleri çok yakından takip ediyoruz ama sanat üzerine de konuşmak gerekir başkanım. Neler diyeceksiniz? İlginize teşekkür ediyoruz öncelikle. Tabii bizde çalışma deyince genellikle fiziki çalışmalar anlaşılıyor. Onlar da önemli şüphesiz şehrin imarı açısından. Biraz önce bahsettiğim gibi şu anda şehrimizde 50-55 noktada
Her biri trilyonluk, 70-80 trilyonluk olan da var içinde. Büyük yatırımlar devam ediyor. Stadyumundan bilim merkezine, spor salonlarından yine okullara ve yol çalışmalarına, park çalışmalarına, asfalt çalışmalarına birçok hizmet, altyapı, üst yapı yatırımı devam ediyor. Fakat sanıyorum kültürel yöne fazla ağırlık veremiyoruz. Belki de bu konudaki projeleri yeteri kadar öne çıkaramıyoruz. Evet. Kitap günleri aslında bir kültürel belediyecilik uygulaması. Kitap günlerinin ikincisi düzenleniyor. Önemi şudur, hem Konyalı'yı kitapla, kitap gündemiyle buluşturmak, Konyalı hemşehrilerimizi, öğrencileri, kitap severleri, kitap dostlarını böyle programlarla hem bir motivasyon hem bir buluşma. Çünkü çok sayıda yazar geliyor, söyleşiler yapılıyor, imza günleri yapılıyor, bir gündem oluyor. Kitap dostu sayısı artmış oluyor, okuma gündem oluyor. Bu yönüyle çok önemli ama aynı zamanda tarihi Zindan Kale'nin temellerinin bulunduğu bir alanda öyle bir sanat galerisinin Konya'nın hizmetinde olması da ayrıca çok önemli. Bu da Konya kültürü adına tarihle bugün arasında kurulan bir bağ. Yani Selçuklu ecdadımızın bir eserinin üzerinde, ki biraz da tesadüfen bulundu biliyorsunuz bu Zindan Kale Otoparkı yapılırken, o eserin üzerinde bugün bir sanat galerisi ve Konya kültürüne hizmet eder bir mekan oldu. Bu ikisi birleştiği için daha mutluyuz. Sevgili seyircilerimiz, Zindan Kale Sanat Galerisi'nde 2. Konya Kitap Fuarı bütün hızıyla devam ediyor diyelim. Hakikaten hala yoğunluk var. Büyük bir keyif aldığımı söylemek isterim. Yazarlarımız için de büyük bir fırsat. Değerli yazarımız Mustafa Akgün Bey'den de Konya'mıza kitap fuarını konuşalım. Size düşüncelerini alalım. Kitap fuarı her yönüyle güzel bir organizasyon olarak ortaya çıktı. Ben de Ankara'dan Akgün Grup Yayıncılık olarak fuara katılıyorum. 40 kitabımla fuara katılıyorum. En fazla dikkat çeken kitaplarımdan birisi Yahudinin Tahta Kılıcı, İsrail Vahşeti yani. Evet. Orta Doğu'daki olayların temeli bu kitapta özetlenmiş durumda. Evet, İmza Günleri yazarlarımızdan çıkıyor ve programlarımızda çok sık beraber olduğumuz Zeki Oğuz abi. Seninle olmak her zaman büyük bir keyif. İki büyük üstad Saim Hoca ile birlikte sizler Konya için büyük değerlersiniz Zeki abi. Çok, çok teşekkür ederim. Bugün gerçekten mutluydum ben böyle bir fuarın içinde yer almaktan. Ve bu fuarların devam etmesini diliyorum. Biz Konya Yazarlar Birliği olarak bütün Konyalı yazarlar bu fuardayız. Kitaplarımızla birlikte. Bütün okurlarımızı da bekliyoruz. 10 Aralık'a kadar devam edeceğini, 9 Aralık'a kadar devam edeceğini ifade edelim. Sevgili seyircilerimiz, kitap severler, kitap dostları. Arka alanda yeri iyice gösterelim diye tekrar ediyorum. Zindan Kale Otoparkı'nın hemen yanında Zindan Kale Sanat Galerisi'ne sizleri beklediğimizi ifade ediyor. Sözü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.